Günaydın sevgili seyirciler. İyi bir cumartesi dileyerek başlayalım. Bugün iki değerli uzman konuğum var ve Bilimden Sağlığa programında çocuklarda dil ve konuşma bozukluklarını konuşacağız. Aslında çok büyük bir evren, çok geniş bir yelpaze ve çokça başlığı var. Biz bu başlıklar içerisinde mümkün olan en fazla yaşanan ve sizin de şu anda bizden yani uzmanlarımızdan duymanız gerektiğini düşündüğümüz konuların başlıklarını ele alacağız. Yetişemediklerimiz de olursa lütfen yönetmenimin gösterdiği bilgilerden bize ulaşın, sorularınızı sorun. Onları da sorma imkanımız olacak ve kendilerine daha sonra da telefon yoluyla ulaşabilirsiniz. Bu arada bir sokak röportajımız var. Onu da sizlerle paylaşacağız. Diğer arkadaşlarımız hazırladılar. Konuyu daha fazla uzatmadan hemen konuklarımı takdim edeyim. Sağ yanımda Doçent Doktor Emel Sarıgök'ten. Hocam merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Beyin Hastanesi'nde çocuk ergen psikiyatrisi uzmanı olarak çalışıyorsunuz. Çok önemli bir konu. Az sayıda meslektaşınız var. Eskiden çocukları nereye götüreceğiz diye düşünüyorlardı ve zorluklar oluyordu. Hele dil ve konuşma bozuklukları meselesi daha önemli. Bugün söyleyeceklerinizi her zamankinden daha dikkatli büyük ihtimalle seyircilerimize birlikte dinleyeceğiz. Hoş geldiniz tekrar programıma. Sevgili seyirciler, diğer konuğum yine dil ve konuşma bozuklukları uzmanı Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Beyin Hastanesi'nden İbrahim Yaşa. Merhaba. Merhaba. İlginç şeyler söylüyorsun. Böyle şaşırtıcı şeyler söylüyorsun. Daha önceki programlardan biliyorum. Hem Etiler Polikliniği'nde hizmet görüyorsun ama aynı zamanda İstanbul Beyin Hastanesi'nde, NP Beyin Hastanesi'nde de çalışıyorsun. Emel Hocam'la da ortak takip ettiğiniz vakalar var. Sevgili seyirciler, bu programın bir özelliği de yani hem hekim hem de psikoloğun, daha doğrusu konuşma bozuklukları uzmanının bugünkü konumuz itibariyle beraber aynı vakaları birlikte götürebiliyor olmaları meselesi, birlikte söyleyecekleri var. Bu bakımdan buna da dikkat etmenizi önemli istirham ederim. Hocam biraz konu başlığından dilerseniz başlayalım. Yani dil ve konuşma bozukluğu dendiğinde ebeveynlerin, şu anda bizi seyredenlerin, bizlerin ne anlaması lazım? Biraz böyle bir temel oluşturarak başlayalım, bir tanımla isterseniz. Dil ve konuşma bozukluğu dediğimiz zaman aslında biz iletişimden bahsediyoruz. İletişimsel bozukluklardan bahsediyoruz. Biz çocuklarla çalışıyoruz. Ben çocuk ve ergenle çalışıyorum. İbrahim Bey de yetişkinlerle de çalışıyor ama bizim ortak alanımızda daha çok çocuklar üzerine çalışıyoruz. Ve biliyorsunuz çocuklar doğdukları andan itibaren bir takım gelişimsel aşamalardan geçerek büyüyorlar. Doğdukları andan itibaren beyinleri tıpkı vücutları gibi, fiziksel yapıları gibi gelişip olgunlaşmaya başlıyor ve bu düzenli bir süreç şeklinde gerçekleşiyor. O beyin gelişiminin aslında basamaklarından biri de dil ve konuşma diyebiliriz. Çünkü biz nasıl bir bebek doğduğu zaman ortalama 7-8 aylık oturmasını, desteksiz oturmasını, 1 yaşında yürümesini bekliyorsak dil ve konuşmanın da belli aşamalardan geçmesi gerekiyor normal, sağlıklı bir çocukta. Dil ve konuşma bozuklukları dediğimiz zaman konuşulan dilin çocuk tarafından öğrenilmesi gereken o önemli aşamalarda öğrenilmesinde problemler olmasından bahsediyoruz. Yani ortalama 1 yaşında bir çocuğun en azından bir tane kelimeyi anlamlı bir şekilde söyleyebilmesi gerekiyor. Sağlıklı bir çocukta bu böyledir ve 1 yaşından sonra da çocuk o ilk 1 yaşta aldığı birçok uyaranın etkisiyle artık sözel çıktılar vermeye başlıyor. Yoğun bir şekilde o konuşmada, dili öğrenmesinde ve çıktı vermesinde artışlar görülmeye başlıyor. Bu aşamalarda bozukluklar gördüğümüz zaman biz dil ve konuşma bozukluklarından bahsediyoruz. Peki. İbrahim Hocam, siz de hocam girişini yaptı. Biraz kendi alanınızla ilgili, daha doğrusu şöyle sormak istiyorum. Belki ilk soru biraz ilginç olabilir. Dil ve konuşma bozuklukları uzmanlığının alanına neler giriyor? Hani bugün konuşacağımız konuyla birlikte başka neler giriyor? Yani size insanlar nasıl gelebilmeli? Çocuklarını ne olduğunda getirebilmeli? Sizin bu alanla ilgili. Bu da galiba çok eskiden de bilinen bir alan değil. Evet. Yani çocuk hekimlerine götürülüyor ama dil ve konuşma bozuklukları uzmanı, DKT değil mi? Diyerek de kısaltıyoruz. Biraz o alanla ilgili neler yaptığınız, neler olduğunu bize söyleyebilir misiniz acaba? Tabii ki. Şimdi dil ve konuşma bozuklukları dediğimiz zaman yani erken bebeklik döneminden tutun da erişkinlik dönemine, geriyatrik popülasyon, yaşlılık dönemine kadar tüm süreci kapsayan bir bozukluk yelpazesinden bahsediyoruz. Çocuklarda dil ve konuşma sorunları dediğimiz zaman ise işte çocuk nöroloji, çocuk psikiyatri gibi kliniklerle işbirliğine giderek çalıştığımız bozukluk ve işte hastalık tipleri aklımıza gelmekte. O yüzden programın konseptine uygun olarak ben bunlardan birazcık bahsedeyim.
Şimdi Türk anneleri olarak aslında yani tüm evrensel bu bir gerçek. Bebeğimiz ilk doğduğu andan itibaren iki tane takip ettiğimiz önemli şey var. Biri yemek yemesi, iki bunu nasıl dışkıladığı, dışkısını yapması ve bu süreçte özellikle Türk anneleri obsesif bir şekilde yemeğini yedi, tuvaletini yaptı. Yemeğini yedi, işte düzenli bir şekilde tuvaletini yaptı, gazını çıkardı. Ve bu 4 aydan sonra artık güldü, gülümsedi, sesler çıkardı. Ve çeşitli şeylerin takibine dönüyor. Yani takip etmeyi çok seviyoruz. Ve bir çocuğun büyüdüğünü anlamamız için de yemek yemesi, dışkılaması, ardından el hareketleri, ayak hareketleri, yürümesi ve konuşması. Bu noktada konuşmasıyla alakalı takip sürecinde çeşitli bilinmesi gereken altın standartlar var. İşte hocamın da bahsettiği gibi bir yaşa doğru çevreden duyduğu uyaranları anlaması ve bir yaş itibariyle de artık tek tek sözcüklerle, kelimelerle bunları kullanmaya başlaması. Bunları ebeveynler biliyorlar mı? Yani siz buradan anlatıyorsunuz, işte hocam anlatıyor, Emre hocam anlatıyor, siz anlatıyorsunuz programlarda. Bilimden sağlığa daha evvel başka isimlerle bu kanalda ve başka yerlerde programlar yaptık. Gerçekten de bunlar bilinmeye başladı ama bir anne eğer bunları takip etmiyorsa bu başladığınız, bahsettiğiniz süreçleri, gelişme süreçlerini nereden takip edecek? Yani bunları bilebileceği imkanlar var mı, yönler var mı? Biraz da ondan bahsedelim. Siz tamamladıktan soracağım, sizden de isteyeceğim. Yani bunda konuşma gelişimi için çeşitli periyotlar var. 6 aya doğru seslere tepki vermesi, 6 aydan sonra da çeşitli böyle babıldama tiplerinin yapması. Baba, mamma, mamma, de gibi böyle sözel oyunlar oynaması. Babıldama diyoruz evet. Bunlara değil mi? Bir yaş itibariyle de bunların sözcüklerle artık baba, mamma, de ge gibi kelimelerle 2 yaşa doğru bu kelimeler bir araya gelip 2 kelimeli cümleler duyulması gibi böyle adımları var. Fakat bazen takip ederken annelerimiz o yemekle dışkılama esnasında sıkıştığı zaman 2,5 yaşa doğru konuşmadığını fark ediyorlar. Ve büyük bir şeyi ıskaladıklarını fark ediyorlar. Özellikle de Türk popülasyonunda, yani Türk annelerinde, Türkiye'de yaşayan anne babalarda böyle bir sorun görüyoruz. Peki, bu noktada Emel Hocam da yönlendi. Yani en son söyleyeceğimiz lafı en başta söyleyelim diye bir duygu vardır ya. Mesela şunlara muhakkak dikkat etmeliler diyebileceğiniz, böyle hani altını çizmeleri gereken neler olur Emel Hocam? Günümüzdeki annelerin bir açıdan çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü elimizde acayip bir teknoloji var. Yani biz mesela konuşma ve dil gelişiminin basamakları diye Google'a yazdığımız zaman karşımıza çıkıveriyor zaten. Bir dolu bilgi çıkıyor. Doğru mu peki o bilgilerin çoğunluğu? Eğer doğru yerlerden bakıyorsak evet. Yani iyi üniversitelerin sitelerinden bakıyorsak evet. E-psikiyatriyi önerebiliriz değil mi? E-psikiyatri sizin orada yazılarınız var. Ve çok güzel kitaplar var. Çocuğun gelişim basamakları ile ilgili annelerin çok rahat takip edebilecekleri basit dillerde yazılmış. Bu açıdan şanslıyız. Bunu göz ardı etmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Ama genellikle benim tabii böyle özellikle başvuran annelerde gördüğüm şey aslında en çok benzer yaştaki çocukla kıyasladığında fark ediyor problemi. Yani işte kuzeni var, aynı yaştalar, 2 yaşında o cümlelerle konuşuyor ama bizimkinde daha 1-2 tane kelime var gibi. O kıyaslamayla hemen farkına varıyorlar. Peki bu kıyaslamayı diyelim ki 2 çocuğu varsa annenin. Mesela ilk çocuk işte zamanında konuştu, zamanında sesleri verdi ve işte o babıllamalar falan geldi geçti ve bir problem yok. Ama ikinci çocukta biraz farklılık var. Bu durumda ne yapıyor? Şimdi aile genellikle bir başvuru adresi arıyor. Çeşitli yerlerden destek alabilirim diye düşünüyor. İlk çocuk doktorları, pediatristlere başvurabiliyorlar. Doğru adres bu doğru noktada. Doğru adres midir orası? Doğru adres bu noktada çocuk ergen psikiyatri olması gerektiğini söylüyorum ben. Çünkü bu çocuğun biyolojik gelişiminden yani motor gelişiminden, işte vücut gelişiminden daha çok daha bilişsel gelişimi, dil gelişimi ve hani daha psikososyal gelişimine girdiği için hani ilk başvuru adresleri çocuk ergen psikiyatrisi klinikleri olması gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada buraya başvurup çeşitli tanılarla bu durumun ne olduğunu net bir şekilde tanılanması lazım. Evet, yani tanı nasıl konuluyor bunlara da girmenizi istiyorum ama hocam İbrahim Bey'in bıraktığı yerden yürüyüsek zihinsel engellilik durumu yani bir zeka problemi varsa, bir zihinsel engellilik durumu varsa ebeveyn bunu fark ediyor ama sadece işte o konuşma seslere odaklanıyor.
Burada sizin söyleyecekleriniz muhakkak var. Ne söylemek gerekir? Yani böyle bir durum varsa bu nasıl anlaşılır? Nasıl bir yol izlemeli? Önce kime getirmeli? Size mi getirmeli? Başka bir alan var mı? Oradaki süreçten biraz bahsedebilir misiniz? Evet. Yani şimdi aslında dil ve konuşma gecikmesi ya da bozukluğu dediğimiz zaman biz dil ve konuşmayı değerlendirirken aslında başka bazı şeyleri de değerlendirmek durumundayız. Çünkü konuşmayla ilgili bir bozukluk aslında çocukta var olan başka bir problemin ilk habercisi de olabilir. O nedenle bize bu çocuk geç konuşuyor ya da akranları kadar iyi konuşamıyor diye getirilen çocuklarda biz mutlaka tabii ayrıntılı bir öykü ve ayrıntılı bir dil ve konuşmayla ilgili özelliklerini alıyoruz. Ama bununla beraber başka bazı şeylerden de şüpheleniyoruz ve onlarla ilgili de taramalar yapıyoruz. Biraz aslında nasıl tanı koyduğunuzu anlatmaya başladınız değil mi? Öyle evet, de diyebiliriz. Evet. Size geldi, hocam çocuğumuzda böyle böyle bir durum var dedi. Siz tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Ben hani soruyu daha netleştireyim, takip edersin diye. Bu tanı koyarken işte dil konuşma uzmanından ya da işte başka psikologlardan, işte nöroloji üzerinde çalışan psikologlardan ya da işte dil ve konuşma bozukluğundan ya da kimlerden yararlanıyorsunuz? Bir tedavi ekibi misiniz siz? Ve o tanıyı koyarken elinizi güçlendirecek veriler, kanıtlar, testler neler gerekiyor? Ve mesela böyle bir durumda İbrahim Bey'de ne isterdiniz? O size ne yapıyor olması gerekirdi tanı koymak için? Devam edin lütfen. Şimdi şurayı yine tekrarlamak istiyorum. Eğer aile bize konuşmada bir gecikme var diye geldiğinde biz sadece konuşmaya bakalım, gerisi önemli değil diyemeyiz. Birçok şeye beraber bakmamız lazım. Çünkü çocuklar bazı gelişimsel aşamalardan geçiyorlar. Dil ve konuşma bu gelişimsel aşamalardan bir tanesi. Ama bunun yanında bizim çocuğun sosyal becerisini de, motor becerilerini de, öz bakım becerilerini de, bilişsel yapısını da incelememiz gerekiyor. Hatta bazı çocuklarda nörolojik muayene bile düşünmemiz gerekiyor. Öyle bir durumda konsültasyon mu istiyorsunuz? Yani bir meslektaşınıza, yani bir nörolojik meslektaşınıza. Nörolojik problem olabileceğini bize hissettiren bazı yumuşak belirtiler vardır. Ve biz çocuk muayenesinde, gözlemi sırasında bunları fark ettiğimiz zaman çocuk nörolojinin de katılmasını isteriz sürece. Bu değerlendirme tabii önce aileden aldığımız ayrıntılı bir öykü ve çocuğun klinik muayenesiyle başlıyor. Gözlemi, onunla kurduğumuz ilişki, onun anne babasıyla nasıl ilişki kurduğunun gözlemi, nasıl konuşuyor, karşılıklı bir sohbet kurabiliyor mu? Kapıdan girince başlıyor anladım. Evet, oluyor. Kapınızdan çocuk adımını attığı an, hatta belki dışarıda gözlüyorsunuz, orada başlıyor. Öyle anlaşılıyor. Ve o değerlendirme sürecimiz içerisinde çocukta var olduğunu düşündüğümüz gerilik ya da zayıflıkların hepsini değerlendirdiğimiz bazı testler uyguluyoruz. Nörolojik bir sıkıntıdan şüpheleniyorsak mutlaka bir EEG istiyoruz. Onun dışında gelişimsel testler, zihinsel zeka düzeyini saptadığımız testler istiyoruz. Ve bununla beraber de dil ve konuşma terapisinin mutlaka bir değerlendirmesini istiyoruz. Konuşmada bir gecikme ya da bir bozukluk ya da ufak da olsa bazı problemler olduğunu hissediyorsak mutlaka dil ve konuşma terapistinin bir muayenesini ve değerlendirmesini istiyoruz. Yani bu çocuğun neye, nasıl bir terapiye ihtiyacı var, ne görüyorlar, aileye nasıl önerileri var, hepsinin total bir değerlendirmesi bizim için çok önemli. Peki, hocam size gönderdi, İbrahim hocam, Ömer hocam size gönderdi, işte tanı koymak istiyor ve şu anda söylediği şekilde bir çocuğu ve ailesini size gönderdi. Sizin odaya girdiler, büroya, ofise ne diyorsa işte muayene yerine girdiler, kliniğe girdiler. Ne oluyor? Biraz bize hani böyle fotoğrafik bir anlatım yapabilir misiniz? Tabii ki arka plandaki yapılanması çok önemli. Çünkü dil dediğimiz olay, yani çocuktaki o iletişim özelliklerinin gelişebilmesi için uygun zeminin olması lazım. Uygun bilişsel kapasitesinin olması lazım. Bunu destekleyecek bir zihin gelişimi, motor gelişiminin olması lazım. Şimdi bu süreçte geldiği zaman çeşitli araçlarla çocuğun dil ve konuşma özelliklerini değerlendiriyoruz. Bunlar böyle testler olabiliyor. Klinik gözlemimize dayalı yaptığımız değerlendirmeler olabiliyor. Sahip olduğu konuşma sorununun ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz ya da dil sorununun ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Buna yönelik çeşitli projektif değerlendirmeler yapıyoruz. Çocukla bir oyun ortamı oluşturuyoruz. Ebeveynlerden sorunu ayrıntılı dinliyoruz. Ardından o oyun ortamında çocuğun bir şeyler anlayıp bizim ondan talep ettiğimiz doğrultusunda bir şeyler söylemesini bekliyoruz. Bu bizim için çok güzel bir materyal oluyor, örnek oluşturuyor ve bunun doğrultusunda kendi alanımıza ait
İşte gecikmiş konuşma, dil bozukluğu, ifade edici dil bozukluğu, alıcı dil bozukluğu, farklı bir dile ait bozukluk, özgül dil bozukluğu dediğimiz gibi bu döneme ait çeşitli dil ve konuşma sorunlarını tanısına gidiyoruz kendi kliniğimiz yönüyle. Ardından da buna uygun bir terapi yaklaşımı düşünüyoruz. Yani bu çocuk oynama esnasında mı dil ve konuşma egzersizlerinden fayda görür? Daha formal bir ortama mı ihtiyacımız var? Bir kreşle ben bunu halleder miyim? Anne baba eğitimiyle bu süreci doğru yürütebilir miyim? Anne babayı da oyuna dahil ederek çeşitli oynama ve dil öğretim stratejilerini onlara kazandırabilir miyim? Kazandırdığım bu stratejilerle çocuk bu noktada fayda görür mü? Buna bakıyorum. Ardından buna yönelik doğru bir terapi yaklaşımıyla süreci yürütmeye başlıyorum. Eğer Emel hocamdan doğru tanılanmış bir şekilde, onların tedavi süreci başlatılmış bir şekilde gelirse ve bizim kliniğimizde de doğru işbirliğine giderse, çok kısa sürede çocuk bir iletişim partneri olarak evde ve toplumda yer almaya başlar. Yani bir tedavi ekibinin birlikte olmasının aslında çocuğa ve aileye kazandırdıkları var. Herhalde ona işaret ediyorsunuz. Hocam sokağa gideceğim ama ondan evvel şunu da sormak isterim. Diyelim ki öncelikle size getirdi aile. Hı-hı. Yani tıbbi bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünmedi. Konuşmayla ilgili bir şey gibi bir karar verdi ve ben bir dil konuşma uzmanına götüreyim dedi. Hı-hı. Sizi seyretti, söylediklerinizi dikkate aldı, haberlere baktı, Google'a baktı, bir şeyler söylüyor filan, ilginç dedi, getirdi size. Siz de baktınız ki bir hekimin görmesi gerekir. O baktığınızda, evet Emel hocam da bunu görsün, beraber götürmemiz gerekir bu vakayı dediğiniz vakalar oluyor mu? Onlar nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi bu noktada bazen anneler korumacı da olabiliyor, anne babalar. Çocuktaki olan sorunu görmek istemiyorlar ve bunu çok böyle basit bir eğitim süreciyle atlatabileceklerini düşünüyorlar. Bu bazen kabul edilmeme, kabullenmeme sürecinden de kaynaklanabiliyor. Bazen de çok detaylı araştırıyorlar ama ilk başvuru adresleri olarak bizi de tercih edebiliyorlar. Özellikle yeni nesil anne baba, yani yeni nesil ebeveynlik modeliyle çocuk yetiştirmeye çalışan anne babalar, Emel hocamın da söylediği gibi çok okuyan, çok araştıran, yurt dışı ebeveynlik modellerini inceleyen, daha böyle drone anne, drone baba dediğimiz çocuğun her istediğini anında yapıp kurallarla rigid geçişlerini sağlamayan modeller üzerinden çocuk yetiştiren anne babalar bize direkt kendileri de başvurabiliyor. Bu noktada ben şuna bakıyorum. Çocuktaki bu sorunun arka planında bir psikiyatrik sebep var mıdır? Bunu anlayabileceğim belirtileri yakalıyor muyum? Dikkati nasıl? Benim istediğim komutları sırasıyla yerine getirirken hatalar yapıyor mu? Göz kontağı nasıl? Ondan istediğim basit bir şekilde bir görevi, oyun görevini yerine getiriyor mu? Daha büyük becerileri sağlayabiliyor mu? Çocuk o ortama oryante olabiliyor mu? Baktığım farklı özellikler de var. Bunların bir ya da birkaçında ufacık da olsa bir gerilik ya da bir aksaklık hissedersem hemen çocuk psikiyatrisine yönlendiriyorum ve onların bu konudaki görüşünü ve tedavi sürecini takip etmesini gerektiğini söylüyorum. Hocam sokağa girmeden bir ilaç konusunda size bir sormak istiyorum. Genelde işte İbrahim Bey'in anlattığı gibi ya da benim de sorumda olduğu gibi eğer önce DKT ya da başka bir psikoloğa gitmek istiyorsa biraz ilaçtan kaçma eğilimleri de görüyorum ben. Yani doktora götürürsem, psikiyatri uzmanına götürürsem, çocuk ergen psikiyatrisine kesin bir ilaç yazar. Sanki hekim kendine getirilen danışanlarına muhakkak ilaç yazmaya mecburmuş gibi bir algı var. Bunu da destekleyen akımlar da var maalesef internette vesairede. Aman çocuğunuzu götürmeyin, yeşil reçeteli ilaç yazılır, kırmızı reçeteli ilacı basar, sizi dinler hemen reçeteye basar diyorlar. Bu iş böyle olmadığını ben biliyorum ama annelerin, şu anda dinleyen anneleri rahatlatmanız için ne olunca hangi tanıda ilacı kullanıyorsunuz? Başka seçenekler yoksa mı tercih ediyorsunuz? Birlikte mi gitmesi gerekir? O kısma da bir temas edebilir misiniz? Şimdi aslında çocuk psikiyatristlerinin birincil görevi koruyucu ruh sağlığıdır. Yani bir çocuğun hasta olmasına gerek yok. Daha doğduğu andan itibaren bizim görevimiz o çocuğun ailesini doğru yönlendirmek. Yani çocuğun hem gelişimsel olarak hem ruhsal ve bilişsel olarak sağlıklı büyümesi için uygun ortamı yaratmasını öğretmemiz lazım aileye. O nedenle hiçbir zaman çocuk psikiyatristi sadece ciddi bir ruhsal hastalık varsa görmelidir. Bu kesinlikle yanlış bir kanı. Bunun değişmesi gerekir. Hiçbir sorun olmadığı halde danışma amaçlı da çocuk psikiyatristlerine getirebilir aileler çocuklarını. Bence çok önemli. Bunu
akıldan çıkarmasınlar. İlla bir şeyin olması gerekmiyor aslında. Olup olmadığını tabii öğrenmek ki bakımından getirilebilir. Kafamıza bir şeyler takılabilir. Ben çocuğumun mesela şu özelliğini daha iyi öğrenmek istiyorum ya da onu daha iyi yönlendirmek istiyorum diye de getirebilir. Yani mutlaka büyük bir sorun olmak zorunda değil. Ama neyse ki ben artık böyle aileler çok görüyorum. Yani gerçekten de yani çok ciddi bir sorunumuz yok ama biz danışmak için geldik diyen aileler oluyor. Ve bence bu çok önemli bir şey kesinlikle. Konuşmayla ilgili şunu özellikle belirtmem lazım. Şimdi ilaçla ilgili aileler, evet onu ben de hissediyorum bazen. Sanki çocuk, yani çocuk psikiyatriye gitmekten korkan bazı aileler var. Bir kere çocukta var olan durum çok önemli. Yani her şeye ilaç verilmez psikiyatride. Mesela eğer gördüğümüz çocuğa biz sadece gelişimsel bir konuşma gecikmesi tanısı koyuyorsak, yani ailesinde de geç konuşma öyküsü var ve çocuk da gelişecek gibi görünüyor ama şu anda yaşıtlarından geride geliyor ama biz onun dışında ne sosyal becerisinde ne motor becerisinde ne başka iletişim, sözel olmayan iletişim alanlarında bir sıkıntı görmedik diyelim. Böyle bir durumda zaten sadece konuşma terapisi, sadece kreş desteği, anne babanın yönlendirilmesi, doğru bilgilendirilmesi, neler yapacaklarıyla ilgili konuşma, neler yapmaması gerektiğiyle ilgili konuşma, bunlar zaten yapılan şeyler. Yani biz konuşma bozukluğu olan bir çocuğa ilaç veriyorsak, konuşma bozukluğunun yanında başka bir psikiyatrik durum vardır mutlaka. İlacı hak eden, vermemizi gerektiren. Ben sokaktan dönünce biraz bunu da sormak isterim. Yani konuşma, çocuklara dil ve konuşma bozukluklarının yanı sıra gördüğünüz başka psikiyatrik durumlar var mı? Onu da bir dönmek isterim. Sizden de terapi opsiyonları diyebileceğimiz, yani hangi durumlarda hangi yaklaşımlar falan oluyor, ona ilişkin de bir sorum olacak. Bunları da unutmayalım ama önce bir bakalım sokak ne demiş, oraya dönelim. Betül Yiğit sordu, muhabirimiz, kameramanı Süheyla Damgacı kaydetti. Şu anda soru sokaktan soru mu var, tespit mi var, neler söyleyecekler ben de merak ediyorum. Birlikte izleyelim bakalım ne söylemişler. Çocuklarda geç konuşma, kısık sesle konuşma ya da konuşulanların anlaşılmaması gibi durumlar ebeveynleri oldukça endişelendiriyor. Peki bu durumlar çocuklarda dil ve konuşma bozukluklarına sebebiyet veriyor mu? Ebeveynler endişelenmekte haklılar mı? Tüm bu soruların cevabını uzmanlarımıza soracağız ama öncesinde gelin bilimden sağlığa ekibi olarak sokağın nabzını tutalım. Çocuklarda dil ve konuşma bozukluğu hakkında neler biliyorsunuz? Benim bilgim çocuklar 5 yaşına kadar dil ve konuşmada zorluk çekebiliyorlar. Çünkü kendi aile içinde sorunları da olabiliyor psikolojik olarak. Bu konuda benim de bir tane kuzenim vardı ve onun küçük bir kardeşi vardı. Ve ailesi daha çok küçük kardeşiyle ilgilendiği için bu kuzenim 5 yaşına kadar çok fazla konuşamadı, kendini ifade edemedi. Evet var. Mesela çocuklar bir doğuştan olabilir, bir de sonradan yaşanan olaylar, travmatik olaylar hakkında olabilir. Yani ikiye ayrılır bence bu şekilde. Evet var. Küçükken bir arkadaşımda kekeme sorunu vardı. Anne ve babadan gelen, yani başka ırklardansa başka bir sürü dil var. Ve de bunlar çocuklar üstünde, çocuk hangi dili öğreneceğini tam anlayamayacağı için. Ve farklı farklı konuşmalarda aklı şaşabilir ve de bu konuşmamaya doğru gidebilir. Peki dil ve konuşma bozukluğu yaşayan çocuklara sizce nasıl yaklaşmamız gerekir? Bence kesinlikle hassas yaklaşmamız gerekir. Çünkü onlar daha hassas oluyorlar. İşte dalga geçenler olabilir, onlara alay edenler olabilir. Onun için hassas yaklaşmamız lazım. Sonuçta biz de bir travma yaşayabiliriz ve bu duruma maruz kalabiliriz. Onlara konuşmak için zorlamak yerine onları anlamaya çalışmalıyız. Çünkü onlar da kendi içlerinde kendilerini ifade edemedikleri için zorluk yaşıyorlar. Kesinlikle onları sabırla dinlemeliyiz. Çünkü eğer dinlemezsek onların heveslerini ve konuşmaya olan isteklerini kırmış oluruz. Benim yakın çevremde de var birkaç kişi. Onları anlıyormuş gibi, yani onların söylediklerini tahmin ederek ya da anlayarak onlar söylemeden de bir şeyler yaparsak bence çok mutlu olabilirler. Peki uzmanlara bu konu hakkında sormadığınız bir sorunuz olur mu? Bu çocukların kendi psikolojik kendilerini açıkladıklarında bu hekimlere bu ortalama cevaplar nasıl oluyor? Neden konuşamadılar? Kendi problemleri neydi? Ya da kendilerini ifade edemediklerine ne düşündüler acaba? Mesela hani bunlara nasıl profesyonel olarak nasıl yardımcı olabiliriz? Bu sorunun sonrasında travmaya dönüşmesi mümkün mü?
Evet, döndük, sokağa dinledik, soruları aldık, tespitleri aldık ama biraz sanki hafif bir zihin karışıklığımız var gibi. İşi biraz depresyona da götürüyorlar gibi de anlaşılıyor. Tabii uzmanlara soracağız. Biz bu arada soruları dinlerken üzerinde hafif müzakereler de yapmış olduk. Arkadaşım Betül Yiğit'e ve Şöhede Adamgacı'ya çok teşekkür ederim. Hocam, bazı konularda daha fazla bilgi sahibiyiz ama bu konu daha az konuşulan ve sadece işte belki de ebeveynlerin daha çok dikkat ettiği ya da birinci çocukta ya da babada amcada varsa biraz daha fokuslanabildiği bir alan. Değilse ilgi alanı fazla da girmiyor da olabilir. Bu bakış açısıyla hani sokakta söylenenleri işte doğru mu yanlış mı, doğru bildiğimiz yanlışlar da muhtemelen var. Bir değerlendirme mümkün mü? Evet, yani tabii anne baba olunca ister istemez bazı şeylere ilgimiz artıyor. Mesela çocuğun gelişimiyle ilgili konulara ilgimiz artıyor. Diğer çocuklarla kıyaslama yapmaya başlıyoruz. Diğer çocukları daha çok gözlemlemeye başlıyoruz. O nedenle mesela konuşmayla ilgili sorunları anne babalar yanıtladığı zaman ben daha çok bilgi alabileceğimizi düşünüyorum aslında. Çünkü çocuk sahibi olmadan önce eğer çevremizde de ailemizde de bu konuyla ilgili bir problem yoksa çok bilgi sahibi olmamak normal diye düşünüyorum. Evet. Biz zaten bu programları bunun için de yapıyoruz. Evet. İzlesinler efendim bizleri. Buyurun İbrahim Hocam. Şimdi ben şeye dikkat çekmek istiyorum. Bunu bir böyle sanki bir zeka engeli varmış ya da böyle çok aşılmayacak bir sorun varmış gibi algılamış. Genç popülasyon da bizim için önemli. Olaya bakışı önemli. Bu böyle içinden çıkılmaz karmaşık bir durum gibi görünüyor olabilir ama çok basit çözümleri de olabilir. Böyle bireyde meydana gelen kalıcı bir hasar bırakacak bir durum olmayabilir. O yüzden onları anlamaya çalışmalıyız. Evet, doğru bir bakış açısı ama çok eksik kalır. Daha çok hani nasıl faydalı olabilirim? Bu çocuk nasıl benimle iletişimde olduğunu hisseder? Bunu nasıl ona hissettirebilirim? Nasıl onunla bir şeyler paylaştığımı anlatabilirim? Bunu üzerine odaklanmam lazım. Yani ben bunun önemli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü o paylaşımı yaratmak zaten bizim amacımız iletişimle. Yani ben ona bir mesaj yolluyorum. O mesajı yorumluyor. Bana bir yanıt veriyor. Ve ben o yanıtı yorumluyorum. Bir mesaj, bir yanıt, bir mesaj. Yani arada bir döngü var, bir kanal var. Ve biz burada bir şeyler paylaşıyoruz. Yani amaç zihindeki olan düşünceyi olabildiğince hızlı bir şekilde karşı tarafa aktarmak. Ben bunu anne ile de aktarabilirim. Anne gelle de aktarabilirim. Ya da ile de aktarabilirim. Önemli olan bu aktarımın karşı tarafın net anlıyor olması ve bu aktarımın da kendi akranlarına denk gitmesi. 1,5 yaşında bir çocuk dese sorun yok. Ilarla gösterse sorun yok. Ama 2 yaşta çocuk hala ılara devam ediyorsa düşünmeli. Bu noktada düşünmeliyiz. Şimdi hocam bir soru var. Diyor ki çocuğumda bir şeyler olduğunu sezmiştim ve doktora götürme ihtiyacı da duydum. Bunu da eşimle konuştum ama kayınvalidem izin vermedi diyor. Hmm. Ya bunda da vardı. Yani benim diğer oğlumda da vardı vesaire. Bunlar geçici şeyler. Kızım büyütüyorsun, abartıyorsun şeklinde yaklaşmış gelinle. Böyle vakalarla da karşılaşıyor musunuz? Çok. Buna bir cevap vermenizi isterim. Bir de çok. İşitme engeli de acaba bu duruma karışır mı diye bir soru var. Ona da bir cevap vermenizi isterim. Evet. Yani bu aile içerisinde maalesef böyle bir ortak noktada buluşamama sorununu çok sık görüyorum. Özellikle dikkatli anneler aslında çocuklardaki gelişimsel gerilik ya da zayıflıkları çok iyi fark edebiliyorlar. Ama maalesef ki ya babalar ya diğer akrabalar biraz süreci geciktiriyorlar. Sürecin gecikmesi de tabii bizim için hiç iyi bir şey değil. Çocuk için iyi bir şey değil. Ya bir kayıp söz konusu çünkü. Kesinlikle. Yani aslında eğer kafada bir soru işareti varsa ve küçücük bir çocuktan bahsediyoruz. Şimdi böyle bir durumda alıp çocuğu bir muayeneye götürmenin bize hiçbir zararı olmaz. Yani kaybedeceğimiz bir şey yok ama geciktiğimiz süre uzadıkça kaybedeceğimiz çok şey var. Çünkü 6 yaş öncesindeki çocuğun beyin gelişimi çok daha esnek. Yani orada yapılan küçük dokunuşlarla çocuklardaki zayıflıklar çok hızlı düzelebilir. Ama zaman geçtikçe biz bu şansı kaybetmiş oluyoruz. Ama doktordan daha doktor çevre, işte amca, tayin, evet, halalar falan maalesef, evet, bunlara bunu çok sık duyuyorum. Yani otizmli çocuklarda bile, yani çocuk göz teması kurmuyor, kendi etrafında dönüyor. Hani bu kadar aşikar bir tabloya bile hayır hayır o geçer, bu sıkıntı değil deyip hani sadece fiziksel olarak çocuk normal görünüyor ya. İnsanlara yeterli bu yeterli geliyor ve süreci çok geciktirebiliyorlar. Konuşma gecikmesiyle ilgili. Eğer tabii bazen öyle şeyler görebiliyoruz. Mesela ailede geç konuşma öyküsü olanlar oluyor.
Evet, çocukta da gelişimsel bir konuşma gecikmesi oluyor. Ama dediğim gibi az önce hani küçük terapi dokunuşlarıyla, anne babanın bazı şeylere dikkat etmesiyle, kreşi daha erken yaşta çocuğun hayatına katmayla çocukta dil gelişimi hızlanabiliyor. Burada zaten sıkıntı yok. Ama bazen çok ciddi problemleri atlayabiliyoruz. Yani konuşma gecikmesi ya da konuşma bozukluğu olan çocuklarda bazen işitmede problemler olabiliyor. Evet. Mesela ailelerin bu konuda çok uyanık olması lazım. Yani işitmedeki azlığı ya da yokluğu aile fark edemeyebiliyor uzun süre. Ve o kaybedilen süre gerçekten çok önemli. Çünkü çocuk hiçbir işitsel uyarı almadan yıllar geçtikçe... Evet. Ve onu geri döndürmek çok daha zor oluyor. Ya da az önce bahsettiğim gibi konuşma gecikmesi ya da bozukluğu olan çocukta otizm spektrum bozukluğu eşlik etme ihtimali olabiliyor. Yani böyle bir şeyin hiç gözden kaçmaması lazım. O yüzden konuşmayla beraber çocuğun çevredeki insanlara ilgisi, kendi akranlarına ilgisi, tekrarlayıcı hareketlerinin olup olmadığı, göz teması kurup kurmadığı, seslenildiğinde ona hemen dönüp bir tepki verip vermediği, bunlar çok önemli. Yani ekstra bunlarda da bir sorun varsa hiç gecikmemeleri lazım. Bir eşlik eden başka durumları da unutmayalım. Ona da daha sonra bir cevap vermenizi isterim. Hocam siz de terapi opsiyonları, ailenin tutumları, bazen ebeveyni de çalışıyorum demiştiniz. Biraz ona da kısmen girmenizi de isteyeceğim. Mesela ebeveynin dirençleri de oluyor mu? Evet. Kimi zaman evet size getiriyor ama siz ona ödevler veriyor musunuz? Ya da verdiğinizde buna karşı bir direnç oluyor mu? Diyelim ki Emel Hoca'ya göndermek istediniz ama asla hekime götürmek istemiyorum. İlaç yazacak falan. Hani o dirençlerde de biraz duymak isterim. Önce bir terapi opsiyonları. Esprili bir giriş yapmıştık aslında. Hani bizim toplumumuzda anne profilinde bunu çok yaygın olduğunu ki takibinin çok yaygın olduğunu söylemiştim. Babalarımızda da gördüğümüz bir durum var. Bu durumu yani daha çok kabullenmeyenler benim klinik tablomda babalar oluyor genelde. Hani daha önemsemeyen anneler daha önemsiyor. Böyle bir durumu keşfettikten sonra orada bir çatışma da çıkıyor büyük ihtimalle. Evet, ben zaten bir sorun olduğunu düşünmüyorum da hocam siz bir görün. Annesi rahatlasın gibi böyle çok fazla duyduğum sık cümleler bunlar klinikte. Fakat yine de işbirlikçiyiz. Yani hiçbir şekilde bu noktada da bir şeyleri sekteye uğratmıyoruz. Durumun ciddiyetini kavradıktan sonra çok işbirlikçi oluyorlar. Özellikle genç ebeveynler bunu daha iyi takip ediyorlar. Ama bundaki opsiyonlarımız neler? Kısaca ona değineyim. Geldiği zaman bu detaylı değerlendirme sürecinden bahsettim. O oyunlar, gözlemimiz, aldığımız ondan doğal dil örneği, iletişim özellikleri. Ardından bir terapi yaklaşımı benimsiyoruz. Ve o terapi yaklaşımını aile işbirliği doğrultusunda hep beraber süreci yürüterek uygulamaya başlıyoruz. Bu noktada ben bir kreş desteği de isteyebiliyorum. Kreşteki öğretmenlerin neler yapması gerektiğini de anlatıyorum çok detaylı olarak. Yani aile kendini yalnız hissetmiyor, kaybolmuş hissetmiyor. Çünkü bana genelde kayıp geliyorlar. Yani şu tanı kondu, şu ilaçları kullanıyoruz, şuradan şu desteği aldık, işte farklı eğitimler aldık, özel eğitim aldık, floor time aldık, işte farklı bir isimden konuşma terapisi gibi bir terapi aldık ama yok yani hiç yol almadık ya da çok az yol aldık. Aynı şeyler çalışıyorlar. Önünde böyle iki tane, üç tane çocuğun özel eğitim defteri gibi böyle yazılmış, çizilmiş defterlerle neler çalıştığın notlarıyla geliyorlar. Ben şunu söylüyorum, yani bir kaybolmaktan kurtulalım. Kayıp değiliz biz şu an. Nerede olduğumuzu biliyoruz. Nerede olduğumuzu bilelim ki nereye yolculuk yapacağımızı da netleştirelim. Bu noktada ailenin o an çocukta neler olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyorum. Hangi dil özellikleri olması lazım? 4 yaşında geldiyse 3 kelimeli, 4 kelimeli cümle kuracak. Ben ona şu hikaye kartını gösterdim, bunu bana anlatması gerekiyor. Ama anlatamıyor. Şu seslerin tam olarak çocukta çıkıyor olması lazım ama çıkmıyor. Şu kullanımlar gerekiyor ama yok. Olmayanları ben şu yöntemlerle çalışacağım diyorum. Ve bu noktada da sizin işbirliğinize ihtiyacım var diyorum. Ya da işbirliğiniz dışında okul öncesi eğitiminde de şu noktalarda yönlendirmeye ihtiyacım var diyorum. Süreci başlatıyorum. Yani en önemli nokta bu durum için aileyi o kaybolmuşluk hissinden bir kurtarmak. Kafasında o tanıyı netleştirmek. Ve bu süreçte de yalnız olmadıklarını, terapiyle bunun için bir girişimimizin, müdahalemizin olabileceğini anlamaları. Evet. Ne kadar süremiz kaldı yönetmenim büyük ihtimalle bana şimdi o bilgiyi verecek ama hocam eşlik eden durumları bir konuşmanızı isterim. Bir de bazen bakım veren kişiler, son 5 dakikamızda bakım veren kişiler, anne baba çalışıyor, bakım veren birisi var, birinden yardım alıyorlar. Fakat o da çoğunlukla televizyonun karşısına oturtuyor çocuğu ya da eline bir tablet veriyor ve bir nevi televizyon ve tablet çocuğu da oluyor. Yani böylece dikkatini oraya verdiği için o kendisi rahat ediyor. İkisine de birden ver özetle lütfen. Şimdi bu programı izleyip bittikten sonra anne babaların aklında şu kalsın lütfen.
Geri kalan şeyler de kalabilir. Ama şu manşet kalsın. Çocuk 2 yaşına gelene kadar hiçbir ekrana maruz bırakılmasın. Harika. 2 yaşına gelene telefon, kadar ekran mı? Televizyon, tablet, 2 yaşa kadar ekran hiç olmasın çocuğun hayatında. Bu çok çok önemli bir şey. Artık bunu bence bütün Türkiye olarak bilmeliyiz. Bütün anne babalar olarak bilmeliyiz. Çünkü ciddi anlamda çocuğun gelişimine, dil gelişimiyle beraber, sosyal gelişimine, birçok alanda bilişsel gelişimine zarar veriyor. Bu ispatlı bir şey. O nedenle buna çok çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında diğer sorunuz soru neydi? Eşlik eden durumlar. Yani aslında dil ve konuşma bozukluğu getirdi ama çocukta depresyon olabilir mi, başka kaygılar olabilir mi? Ya da diyelim ki yeni bir kardeş geldi, onunla ilgili durum olabilir mi? Yani normalde aileni görmedi ama sizin hekim olarak gördüğünüz başka eşlik eden durumlar. Çok fazla eşlik eden durum söz konusu olabiliyor. Ruhsal nedenler de olabiliyor tabii. Kardeşle ilgili ya da aile içerisindeki huzursuzluklar mesela yani çok fazla. Yani yükselen sesler değil mi? Toz duman etkileyebiliyor kesinlikle. Çocukların ruhsal ve gelişimsel özelliklerini çok fazla etkileyebiliyor. Ama mesela konuşma gecikmesi olan durumlarda anne babanın özellikle şu konularda da bilgi sahibi olması lazım. Bu çocuklarda dikkat eksikliği, hiperaktivite de çok sık gördüğümüz bir durum. Yani hiperaktivitesi olan, dürtüsel, sabırsız, bekleyemeyen, enerjisi çok yüksek çocuklar olabiliyorlar. Hem konuşma gecikmesi hem dikkat eksikliği, hiperaktivite belirtileri olabiliyor. Böyle bir durumda da bizim burayı da kaçırmamamız gerekiyor. Çocuğun terapiden de daha iyi yararlanabilmesi için. Bir de yine konuşmayla ilgili sorunlar yaşayan çocukların okul döneminde öğrenme zorluğu yaşama ihtimalleri biraz daha yüksek diğer çocuklara göre. Bu noktada da aileler uyanık olmalılar. Onu da kaçırmasın. Hocam artık sonuna doğru geldik. İşin özetini yapıyoruz. Söylemek isteyip de söyleyemediğiniz, benim sormayı akıl edemediğim neler var, onlara da bir özet. Şimdi bu noktada benim yani en önemli altını çizdiğim, dediğim gibi sorunun net tanımlanması, yalnız olmadıklarını bilmeleri, çaresiz olmadıklarını anlamaları ve en sık sorulan sorulardan bir tanesi ne yapabiliriz de daha güzel gelişim süreçlerini destekleriz, anne baba olarak biz ne yapmalıyız? Benim ilk sloganım şeydir, hani çok da sorarlar ne alalım oyuncak diye, ilk oyuncak anne. Ve bu noktada annenin çok güzel kurduğu bir iletişim ortamının birçok şeyi telafi edici olacağını düşünüyorum. İkinci olarak çocukla bol bol oyun oynayıp konuşmalarını öneriyorum. Akşamları muhakkak birer saat, hocamın da dediği gibi bütün ekranların kapatılıp ses çıkartma oyunları, ortak ilgi oyunlarının çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Ve güzel gözlemci ve takipçi olsunlar. Bir dedektif gibi motor gelişimlerinin yanında bu dil ve bilişsel gelişimlerini de hocamın da dediği gibi kitaplardan, internetten, bizim yazılarımızdan, çeşitli sitelerden takip etsinler. Neler eksik kalıyor, neleri geriden takip ediyorlar. Bu noktada ne kadar geri kalırsak sorun teşkil eder, bunu gözlemlesinler. Bunları söyleyebilirim. Daha fazlasını isteyenler sizi arasınlar efendim. Evet, ekrandan yönetmenim telefon numaralarını verdi. Lütfen konuyla ilgili daha fazla sorularınız varsa bu alanla ilgili olarak iki hocamız da size aradığınızı cevap verecek. Doçent Doktor Emel Sarı Gök'ten hocam çok teşekkür ederim. Cumartesi günü bizimle paylaştınız. İbrahim Yaşar hocam çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Evet. Sağ olun efendim. Bugünlük bu kadar. Yarın Şaban Özdemir size birlikte olacak. Sağlıklı eklemler için ne yapmalıyız konusunu konuşacak. Haftaya pazar günü, cumartesi günü biz deprem korkusu yine konuşmaya çalışacağız. Konuklarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben Uğurcan Polat, konuklarım Emel Sarıgök'tür ve İbrahim Yaşa. Hepinize iyi bir hafta sonu dileyerek veda ediyoruz. Ve tabii bu konuyu da çözmüş olarak bugünden itibaren bir yaşam temenni ediyoruz. Bilimden sağlığa hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum efendim. Hoşçakalın.